Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti teşkilatı Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalara başladı. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oyu veren 5. il olan Aksaray'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi bir oyla destek vereceğine inandıklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinin aziz milletimin basiret ve ferasetiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'a yakışır bir şölen havası içinde gerçekleştiğini belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, "Aksaray'ımız bir kez daha liderine, partisine ve Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vermiştir. Kıymetli Aksaraylı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. Ama sadece AK Parti söyleyebiliyor, öyle mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulumuz dünkü yaptığı açıklama yaptıktan sonra biz sahaya indik ve gördüğünüz gibi bugün Milli İrade Meydanı'ndayız. AK Parti olarak biz Aksaray'da %71.53 oyla Türkiye 6.sı Cumhurbaşkanı'na destekte. Cumhur İttifakı'nda da Türkiye'de ilk ondayız. AK Parti'nin Aksaray özelinde Cumhurbaşkanımıza desteği hiçbir zaman azalmadı. Artarak devam ediyor. Ve yine biz 14 Mayıs'ta aldığımız oyun daha fazlasını 28 Mayıs'ta alacağız ve sandıkları Aksaray'da Cumhurbaşkanımız adına patlatacağız. Aksaray tabiriyle sandıkları patlatacağız. Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleriyle birlikte resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray Millet İttifakı'ndan milletvekili seçilen Turan Yaldır, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak tüm Aksaraylılara teşekkür etti. Aksaray halkının kendisine verdiği oyların hakkını sonuna kadar vereceğini belirten Yaldır, "Aksaray'a yakışanı yapacağız, Aksaray'ın hakkını her platformda söke söke alacağız" açıklamasında bulundu. Aksaray vekilliği görevini almaktan dolayı Aksaraylı hemşerilerine teşekkürlerini yineleyen Yaldır, "Millet iradesinin tecellisi sonucu şahsıma Aksaray milletvekilliği görevi verildi. Bizlere emanet ettiğiniz her bir oy için şükranlarımı sunarım. Kampanya sürecinde ailelerinden, zamanlarından, işlerinden feragat eden başta Millet İttifakımızın kıymetli il, ilçe, belde başkanları ve yöneticileri olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma, ittifakımızın milletvekili adayları Ali Abbas Ertürk Bey'e, Naciye Akkuş Hanım'a ve Gürsel Keskin Bey'e, milletin iradesine sahip çıkan tüm sandık kurulu üyelerimize, avukatlarımıza, müşahitlerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ederim" dedi. Oy veren ya da vermeyen fark etmez. Aksaray'da yaşayan her vatandaşın vekili olacağını söyleyen Yaldır, "Aksaray'ın hakkını söke söke alacağız. Şehrimize ve ülkemize yakışanı yapacağız. Hep birlikte inşallah hayırlı ve güzel işlere vesile olacağız. Haydi Bismillah" ifadelerini kullandı. Aksaray'a Londra'dan gelen Rukiye Ö, gaz zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olay Sağlık Köyü'nde meydana geldi. 10 gün önce seçimlerde oy kullanmak için Aksaray'a gelen iki çocuk annesi Rukiye Ö, gece kombisini yakıp uyudu. Sabah kendisine ulaşamayan yakınları evin penceresini söküp içeri girdi. Rukiye Ö'yü hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk belirlemelere göre Rukiye Ö'nün gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede kombi bacasının balkona çıkarıldığını ve balkonun da cam balkon ile kapatılması sonucu evin içerisine sızan gazın zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Rukiye Ö'nün cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopsi için kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şehir genelinde altyapı hizmetlerinin kesintisiz sunulması için içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatlarından oluşan çalışma gerçekleştiriyor. İçme suyu abone çalışmaları kapsamında Tacin Mahallesi 1833. sokakta, Ereğli Kapı Mahallesi 1435. sokakta ve Selçuklu Mahallesi 5512. sokakta çalışma yapan ekipler, Yeni Mahalle 110. caddede de asbest boru değişimine hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri kanalizasyon çalışmalarını Fatih Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Aratol Mahallesi'nde sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı, güvenli bir kentte yaşamaları için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Son yıllarda altyapıda eksiklikleri gidermek adına önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne yaptığımız tüm fiziki çalışmalarda ilk olarak o bölgenin altyapısını ele aldık. Çok uzun zamandan beri kullanılan eskimiş, sağlıksız ve özenliğini yitirmiş tüm içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Çok şiddetli yağışlarda bazı mahallelerde meydana gelen su baskınlarına karşı da yağmur suyu kolektör hatlarımızı genişlettik. Bu çalışmalar ile herhangi bir sorun yaşanmamasını hedefliyoruz, dedi. İkinci kez milletvekili seçilen Ramazan Kaşlı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda seçim sonuçlarına ve seçim sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Teşkilatımızın değerli mensupları ve Aksaraylı hemşehrilerimiz, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle ilgili değerlendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 2 gün önce 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri yapıldı. İlimizde bu seçimler sükunet içinde geçti. Ben bu hususla ilgili olarak il başkanlarımıza ve sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarında Türkiye genelinde Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağladı. Milliyetçi Hareket Partisi de milletvekili sayısını artırdı. Bu bizler için başarı, rakibine büyük fark atarak seçimi sonuçlandırdı. İnşallah 28 Mayıs tarihinde yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımızın bu farkı açarak tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğine en ufak bir endişemiz yoktur. Aksaray'da da Cumhur İttifakı 3, Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Ben 4 milletvekilini de tebrik ediyorum. Aksaray'ımız için hayırlı hizmetlere vesile olmalarını diliyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer Aksaraylı hemşerilerim, çok kıymetli basın mensupları, 14 Mayıs 2023 tarihinde yurt içi ve yurt dışı seçim çevrelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçim sonuçları kesin olmayan rakamlara göre Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi oy oranı itibariyle 3. parti konumunda olup bütün anket şirketlerini, kamuoyunu yanıltmış ve Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi bir başarı yakalamıştır. Bildiğiniz gibi seçim süreci boyunca 4, 5, 6, 7 en fazla Milliyetçi Hareket Partisi'ni 7 gösteren kamuoyu anketleri bugün Milliyetçi, Ülkücü Hareket'ten, Genel Merkez'den ve camiamızdan özür dilemek durumundadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını koruyarak milletvekili sayısında artış olmuştur. Aynı şekil ilimizde de Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynanan seçim sürecinde de hep vurguladığım oyunlar boşa çıkarılmış ve Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Teşkilatı üst üste Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde bir dönem milletvekili çıkaran, bir dönem çıkarmayan, bir dönem çıkıp bir dönem çıkmayan 54 yıllık tarihimizde ilk defa üst üste iki defa milletvekili çıkartarak tarihi bir başarı yakalamıştır. Çünkü seçim sürecinde söylediğim karşımızdaki ittifak tek noktada toplanmış 7 parti. Bunun yanında ismini burada zikretmediğim cemaatler, cemiyetler, bazı kuruluşlar, kurumlar, STK'lar özellikle tek noktada birleşmiş. Bunu çevre illerimize baktığımız zaman Niğde, Nevşehir, Karaman, Kırşehir, İç Anadolu'nun diğer illerinde İYİ Parti ile CHP ayrı olarak seçime gitmiş. Sadece Aksaray'da
birlikte CHP logosuz olarak seçime gitmiş. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın antipati ya da liderimize antipati duyan herkes o noktada birleşmiş. Yani Cumhurbaşkanımızın sahip Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını devlet düşmanlığı haline getirmiş halde bir seçim yaşadık. Buna rağmen %70'in üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize de 2018 seçimlerine göre 1 puan artı 5000 oy gibi bir artışla vatandaşımız, Aksaraylı hemşerilerimiz sahip çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aksaray'da daha fazla milletvekiliyle temsil edilmesi hem camiamıza hem Aksaray'ımıza faydası olacağını hep belirttik. Ancak nasip kısmet böyleymiş. Biz hepsine taliptik. Eskil'de Mustafa Zavlak kardeşimin aldığı oy oranı zaten Aksaray kamuoyuna iki gündür yansıdı. Üçüncü sıradaki Çiğdem Hanım kardeşimizin birinci sıra gibi canla başla çalışması, Aksaray'la özellikle bayan kesimle kucaklaşmasını bütün Aksaray birlikte gördü. Genç pırıl pırıl mühendis kardeşimiz Fatih Doğan'ın da özellikle Ortaköy çevresinde sevilmesi, birinci sıra adayı imiş gibi çalışması, partimizin bu defa derli toplu ilk defa 54 yıllık tarihinde adayların, teşkilatların, bütün teşkilatların birlikte hareket ederek bir düzen içerisinde seçime girmesi Aksaray'da diğer siyasi parti açılarından da farkını göstermiştir. Ayrıca seçimden iki gün önce yapılan mitingimiz Aksaray tarihinde bir ilktir. Yarım saat önce mitingden yağan sağanak yağmur o alanda bulunan binleri, 10.000'in üzerindeki insanı sırılsıklam ıslatmasına rağmen alanın dağılmaması ve liderimizin konuşması esnasındaki coşkunun devam etmesi mitingimize farklı bir anlam kazandırdı. Bunu mitingimiz sonrası bir dinlenme tesisinde liderimiz yolcu etmeden önce de bütün teşkilatımıza, Aksaray'ımıza selamlarını iletti, teşekkür etti o yağmurun altında kendisini özellikle bekleyen Aksaray'a ve konuşmasının bitiminde de özellikle Avrupa Birliği'ne size sesleniyorum Hans, Amerika'ya size sesleniyorum Sam diye belirttiği Aksaray'daki bu coşkuyu bütün dünya görsün diye konuşmasını bitirmesi bizim açımızdan da farklı bir anlam taşıyordu. Bu süreçte yanımızda bulunan teşkilatlarımızın bütün başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, arkadaşlarımıza, bizi kucaklayan bağırlarına basan Aksaray halkına ve meydanlarda üç hilali gururla dalgalandırarak evlerinin balkonlarına asıp gururla ben Milliyetçi Hareket Partiliyim deme şerefine nail olan bütün hemşerilerime, arkadaşlarımıza, ülküdaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin de aynı şekil vatandaşımızın istikrarın devam etmesi açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 322 milletvekiliyle çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde il başkanımızın da belirttiği gibi şu an 2,5 milyon gibi resmi olmayan sonuçlara göre bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önde olduğu, bunun 28 Mayıs'ta bu oranın çok daha artacağına, Türk milletinin esnafından işçisine, emeklisinden iş adamına, bütün kesimlerinin Cumhurbaşkanı başka bir yerde, meclis çoğunluğu başka bir yerde istikrar olmayacağını, milletimizin önümüzdeki 2 haftalık süreçte daha iyi göreceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Otuz dördüncü bölge Aksaray Eczacılar Odası 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılan kutlama programında konuşan 34. Bölge Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Fatih Özçiftçi, ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne tam 184 yıl geçti. Biz eczacılar 184 yıldan bu yana bilginin ve şifanın adresi olduk. Toplumun bütün kesimlerine bilimin ışığında
da her türlü koşulda kesintisiz şifa dağıtmayı görev bildik. Türk Eczacıları Birliği olarak bu yılki 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temamızı bilimin ışığında, toplumun kalbinde, ilacın olduğu her yerde eczacı olarak belirledik. Biz eczacılar en kolay erişebilen birinci basamak sağlık danışmanları olarak ihtiyaç duyulan her anda mesleki sorumlulukla hastalarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz dedi. Kutlama programına 34. Bölge Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Fatih Özçiftçi, 28. dönem milletvekili adayı Eczacı Naciye Akkuştürk ve eczacılar katıldı. En kolay erişebilen birinci basamak sağlık danışmanları olarak ihtiyaç duyulan her anda mesleki sorumlulukla hastalarımızın yanında olduk ve bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Biz eczacılar pandemi döneminden doğal afetlere kadar her olağanüstü koşulda halkımızın yanındaydık. Pandeminin zor koşullarında eczanelerimizde, hastanelerde ve diğer görev alanlarımızda ilaç eczacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürmesi için fedakarca çalıştık. Biz eczacılar ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde de toplum sağlığını korumak adına en hızlı harekete geçen meslek gruplarının başında geldik. Ülkemizdeki tüm belge eczacı odalarımızla birlikte 46 bine aşkın meslektaşımızın desteğiyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ilk günden itibaren 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdik. Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzemelerin tedarikinin sağlanması için birliğimizle başlatılan afet yardım kampanyamız meslektaşlarımızdan gelen bağışlarla büyüdü ve bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşıladık. Bölge eczacı odalarımızla bile birlikte koordine ettiğimiz Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 4500 gönüllü meslektaşımız 74 gün boyunca burada hizmet verdi. Öyle ki depremden etkilenen bölge eczacı odalarımız başkanlarımız ve meslektaşlarımız kendilerini dahil unuttular, vatandaşlarımıza canla başla sağlık hizmeti sundular. Pandemi, orman yangınları, sel faciası, maden kazası ve son olarak da tüm ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi, büyük acılarla yaşadığımız tüm bu olağan dışı durumlarda biz eczacılar birlik ve dayanışmayı öncelendiren güçlü duruşumuzdan hızlı organize olabilme kapasitemizle ve en önemli ilaç uzmanı meslek kimliğimizle her zaman halkımızın ve hastalarımızın yanında yaralarına merhem olduk. Dertlerine ilaç olduk. Ülke insanımız için her daim seferber olarak göreve hazır olduğumuzu sayısız kere tüm dünyaya gösterdik. Uluslararası kuruluşların da takdirini kazanan organizasyon tecrübemizle halkımızı hiçbir koşulda ilaçsız bırakmadık. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçlerde çok sayıda meslektaşımızı da yitirdik. Pandeminin o çetin sağlık mücadelesinde 77 meslektaşımızı, 24 eczane teknisyenimizi, 2 eczacı odası çalışanımızı görevleri başında kaybettik. 44 meslektaşımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi ve eczacı teknisyenimizi de depremde yitirdik. Her birini saygı, minnet, rahmet ve özlemle tekrar anıyorum. Toplum sağlığı açısından üstlendiğimiz kritik roller, pandemi ve afetler gibi acı tecrübeler ışığında kamuoyu tarafından daha fazla görünür hale geldi. Meslektaşlarımızın her koşulda gösterdiği bu fedakarlık karşılıksız kalmadı, eczacıyı toplumun kalbine yerleştirdi. Birliğimizin bugüne kadar pek çok platformda ifade ettiği üzere biz eczacılar görünen görünmeyen pek çok alanda ülkemizde toplum sağlığının geliştirilmesi, hastaların ilaçlarına ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin güçlendirilmesi, hastaların ilaç tedavilerine uyumlarının artırılarak tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi, hastaların etkin, kaliteli, doğru ilaçlara erişim, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği gibi konularda eczanelerimizde, kamuda, hastanelerde, akademide, ilaç sanayinde çok önemli görevler sunuyoruz. Bununla birlikte gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de eczacıların toplum sağlığına sunduğu hizmetlerin daha etkin mekanizmalarla geliştirilmesi gerekmektedir. Talep ve önerilerimizin karşılık bulması toplum sağlığının korunması açısından da son derece önemlidir. Birliğimizin en önemli deprem bölgesindeki eczacılarımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için her türlü tedbirin alınması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir. Hastalarımıza ilaç erişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve ilaç yokluklarının kalıcı bir şekilde son bulunması için tüm paydaşların içinde bulunduğu yeni bir modelin kurgulanması gerekmektedir.
Kamuda görev yapan eczacılarımızın uğradıkları hak kayıpları giderilmeli ve özlük haklarının iyileştirilmesi için yaptığımız girişimlerin takipçisiyiz. Sağlık ve tedavi hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan kamudaki meslektaşlarımız hak ettikleri değeri görene kadar mücadelemiz de devam edecektir. Kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri ciddi bir istihdam sorunu yaratmaya devam etmektedir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleki sürdürülebilirlik için ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması gerekmektedir. Yeni mezunlar için artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmeli. Kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde, ilaç sanayinde, dağıtım kanallarında ve ilaca ilişkin hizmetlerin yürütüldüğü her alanda eczacı sayısı artırılmalıdır. Kamuda daha fazla eczacı istihdam edilmesi hastalarımızın daha etkin ilaç eczacılık hizmeti almasına katkı sağlayacaktır. İlaç sanayinde ilacın gerçek uzmanı olan eczacıların daha fazla görev alması sağlayacak kapsamlı istihdam politikaları hayata geçirilmelidir. Sağlık taraması, ilaç yönetimi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yönünde eczacılar aracılığı ile sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü ülkelerde bu hizmetlerin akılcı ilaç kullanımına, kaynakların etkin kullanımına ve sağlık çalışanları üzerindeki iş yükünün hafifletilmesine sunduğu katkılar açıktır. Eczanelerimizden sunacağımız koruyucu sağlık hizmetlerinin ve hastalık yönetim programlarının ilgili mevzuat düzenlemeleriyle nitelikli, standartize ve erişilebilir hale getirilmesi bir yandan toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefine katkı sağlayacak, bir yandan da hizmet başına alınacak meslek hakkıyla eczacılık hizmet sunum süreçlerimizi destekleyecektir. Son dönemde meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarında ne yazık ki ciddi bir artış bulunmaktadır. Birinci basamak sağlık danışmanı olarak sağlık hizmeti veren eczacılarımızın sundukları, bu hizmetin güvenli ortamlarda yerine getirilebilmesinin yetkili makamların görev ve sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Eczanelerimizde yaşanan şiddet olaylarının durdurulması için gereken önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. Biz eczacılar 184 yıldır bilimin ışığından ayrılmadık. Her ne olursa olsun toplum sağlığına hizmet etmekten vazgeçmedik. Mesleki tarihimizde çok özel bir yere sahip olan bugün de bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve 46 bine aşkın meslektaşımız ile tek ses, tek yürek birlikte ve birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek. Nice 14 Mayıs'ları yine hep birlikte kutlayacağız. Millet İttifakı'nın fermuar listesinden Aksaray'da İyi Parti 2. sıra milletvekili adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine giren Ali Abbas Ertürk, Cumhuriyet Halk Partisi il binasında basın açıklaması yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Partililerin de yoğun bir katılım sağladığı basın açıklamasında konuşan Ali Abbas Ertürk, Millet İttifakı partilerinin il başkanlarına ve seçim süreci boyunca destek olan kendisiyle birlikte tüm çalışmalarına katılan herkese tek tek teşekkür ederek başladığı konuşmasında bu seçimin sonuçlarında onların istediği gibi bir sonuç alamayarak üzülmesine sebep olduğum, özellikle gençlerimiz ve kadınlarımızdan onları mutlu edecek bir sonuç alamadığım için de özür diliyorum dedi. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 14 Mart Mayıs seçimleri tamamlandı. Bu süreçte ciddi bir efor sarf ettik. Ciddi bir propaganda dönemi geçirdik. Burada emeğe geçen tüm arkadaşlara, tüm siyasi il parti başkanlarına, teşkilatlarına, mensuplarına yürekten teşekkür ediyoruz. Seçim sonuçları istediğimiz ölçüde iyi değildi, öyle söyleyelim. Beklediğimiz değildi. Ama önümüzde bir 28 Mayıs'ta ikinci bir seçim daha var. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Örgütümüz yine motive. Diğer il başkanları arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar da bu süreci elinden geldiği kadar desteklerini yine verecekler. Biz tüm gücümüzle 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanıyoruz. Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak milletvekili adayımız Sayın Ali Abbas Ertürk değerlendirecektir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir sonuçtu. Daha farklı bir sonuç olabilirdi.
Ama maalesef değerli arkadaşlarım, devletin gücüne karşı mücadele ettik. Kurum müdürlerinin, ilin valisinin, ne kadar devlet kurumunu temsil eden temsilci varsa onların sahadaki kampanyasıyla mücadele ettik. Sadece AK Parti ve MHP'nin değil, aslında devletle mücadele ettik. Ticaret Odası'nın, Aksaray Sanayi ve Ticaret Odası'nın İlknur İnceöz'e teşekkür paylaşımı yaptığı bir ilde Ali Abbas Ertürk'ün seçim kaybetmesine normal karşılamak lazım. Ticaret Odası Başkanımıza ve Meclis Başkanımıza sesleniyorum. Teşekkür paylaşımı yetmez, bir plaket vermeliler. Bu da onların onuru olur inşallah. Değerli arkadaşlarım, 3,5 yıl boyunca büyük bir mücadele verdi. Hepimiz yanımda oldunuz. Bu Aksaray'daki haksızlıklarla mücadele ederken en büyük dayanağım sizlerdiniz. Gücümü her daim sizlerden aldım. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle 3,5 yıl koşturduğumuzda da o enerjinin ana kaynağı hepinizdiniz. Biz bize yakışan örgütlü bir mücadeleyi hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdik. İl başkanlığım döneminde de il başkanlığımın bitiminden sonra bayrağı devralan arkadaşlarımız da bu görevi en iyi şekilde yaptı. Belediye başkanlarım, iki belediye başkanım her daim seçimin kahramanları oldular. Tüm güçlerini, emeklerini Ali kardeşlerim meclise gitsin diye harcadılar. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sürecin sonunda bana verilen 3,5 yıllık yetkinin sonunda her insan gibi ben de kendime şu soruyu sordum. Vicdanen rahat mısın Ali Abbas Ertürk? Evet, vicdanen çok rahatım. Vicdanen bana verilen sorumluluğu yerime getirdiğimi düşünüyorum. Vicdanen Aksaray halkına sahip çıktığımı düşünüyorum. Vicdanen Aksaray'daki kimsesizin, yoksulun, dar gelirlinin, mağduriyet yaşayanın, zalimin kadrine uğrayanların yanında olduğum için de bu benim vicdanı rahatlığımı 1000 kat arttırmaktadır. Neticede ne söylersek söyleyelim, Aksaray halkı tercihini yapmıştır. Bu umarım ki bu seçimin kazananı Aksaray olmuştur. Dilerim ki bu seçimin sonuçları Aksaray'ı, Aksaray halkını sahipsiz bırakmamıştır. Temenni ederim ki bu sonuçlar Aksaray'da bozgunculara, talancılara, rantçılara geniş bir mücadele alanı açmamıştır. Umut ederim ki bu sonuçlar Aksaray'ı muhalefetsiz bırakmamıştır. Gönülden isterim ki bu sonuçlar Ali Abbas Ertürk korkusuyla inine çekilen rantçıların yeniden meydana çıkmasına bir olanak sağlamamıştır. Umarım ki seçim gecesi Aksaray'da patlayan havai fişekler Aksaray halkına gerekeni katkıyı sağlar. O havai fişekler boş yere patlatılmamıştır. Evet değerli arkadaşlarım, Aksaray halkı bu seçimde üzerine düşeni yapmıştır. Aksaray halkı sizin evladınız Ali Abbas Ertürk'e her türlü desteği sağlamıştır. Bunu ittifak öncesi anketlerde göstermektedir ki %18'lere yaklaşan bir oyumuz olduğunu her partinin kamuoyu yoklamalarda göstermektedir. Aksaray halkı da üzerine düşeni yapmıştır. Ali Abbas Ertürk de üzerine düşeni yapmıştır. Hem seçim öncesi mücadelesini vermiştir, hem de sizler beni aday olarak takdir ettikten sonra gecesini gündüzüne katarak, bir anını boş geçirmeyerek, her bir saniyesinde sizin emanetinize daha iyi sahip çıkmak için çalışarak, her bir anını ittifakın oylarını yukarı taşımaya harcayarak gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da sizlerin emrinde gerekeni yapacağım. Bir vatandaş olarak bundan sonra Aksaray halkının, Aksaray'ın iyiliği için vatandaş olarak hizmet vermeye devam edeceğim değerli arkadaşlar.
Siyaset zor bir iştir. Siyaset stresli bir iştir. Bazen gerginlik tansiyonumuzun yükseldiği bir iştir. Bazen öfkemizin kabardığı bir iştir. Bazen duygularımızı kontrol edemediğimiz bir süreçtir. Bu süreçte 3,5 yılı dahil ederek söylüyorum. Özellikle birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımdan kalbini kırdığım, üzdüğüm, onları yaraladığım bir hatam olduysa da hepsine özür diliyorum ve helallik istiyorum değerli arkadaşlarım. Bir kardeşiniz olarak partide hiçbir görevim yokken de kendimi en az genel başkan kadar, il başkanı kadar, il yöneticisi kadar, ilçe başkanı kadar sorumlu hissetmeye ve partimizin yönetim kadrolarının emrinde çalışmaya devam edeceğim. Siyaset zor bir iş olduğu kadar uzun bir mücadeledir de aynı zamanda. Bu mücadelenin sonuçlarını görmeye bazen mücadele edenlerin ömrü yetmeyebilir. Yani insanlık tarihi için 50 yıl, 100 yıl falan çok uzun zamanlar değildir. Mustafa Kemal Atatürk verdiği mücadelenin sonuçlarını kendisi görememiştir ama evlatlar olarak bizler görmüşüzdür. O nedenle diyorum ki özellikle gençlerimize, çünkü bu seçim sonuçları, arkadaşlarım iki turlu bir seçimin ilk turunu tamamladık. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu hep söylemiştik. Hep vurgulamıştık. Cumhurbaşkanlığında da arzu ettiğimiz sonucu maalesef alamadık. Ama bu mücadelenin bittiğini göstermez. Birkaç puanlık oy kaydırması Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na bu ülkenin kaderini değiştirebilir. O nedenle arkadaşlarımızın burukluğunu gözlerinden görüyorum. Bizim üzülmeye, bizim gözyaşı dökmeye, bizim hüzünlenmeye vaktimiz yok. Bizim önümüzde altın değerinde bir 12 gün var. Hepinizden, beni sevenlerden, tüm örgütümüzden, tüm gönül verenlerden istirham ediyorum, rica ediyorum ki 14 Mayıs'taki seçim ne kadar önemliyse 28 Mayıs'taki seçim onun en az iki katı kadar önemli bir seçimdir. Bu seçime yoğunlaşalım. Bu seçime çaba harcayalım. Bu seçimde mücadelemizi başarıya ulaştırmak için çalışalım. Beni sevenlerden özellikle bunu istirham ediyorum. Ve 28 Mayıs'ta ülkenin kaderini değiştirecek bir sonucun alınmasını canı gönülden temenni ediyorum. Buna inanıyorum. Ve bu sonuç umarım 14 Mayıs burukluğumuzu da ortadan kaldıracak. Ülkenin önünde önemli bir bahar havası açacaktır. Ve 14 Mayıs'ta gördüğümüz sıkıntılar, sandık başkanlarından karşımıza militanca dikilenler oldu. Sizin verdiğiniz itiraz dilekçelerini almayanlar oldu. Hukuksuzluğu kendine şiar edinenler oldu. Devlet memurluğu gömleğinin farkında olmayıp üzerine bir Recep Tayyip Erdoğan gömleği geçirenler oldu. Köy köy Ali Abbas Ertürk'ün gittiği köylere peşinden gidip toplantılar düzenleyen kamu görevlileri oldu. Onları bir kez daha uyarıyorum. Siz hükümetin değil, bu devletin memurlarısınız. Hükümet A partisi olur, B partisi olur. Lütfen görev alanınıza çekilin. Lütfen eşit demokratik bir koşullarda mücadele ortamına engel olmayın. Eğer bu engel olma tavrınızda ısrar ederseniz, yani Türkiye gibi ülkelerde kazananla kaybeden çok kolay yer değiştirebilir. Atalarımız da güzel demiş. Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner diye. Benim söyleyeceğim bunlar değerli dostlarım. Hepinize binlerce kez, sonsuzca kez teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki şahsa operasyon düzenledi. İki şüpheli şahsın iş yerinde ve aracında aramalar gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli şahsı tespit etti. Şüpheli şahısların iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bonzai maddesi ve diğer poşette de iki ayrı poşete sarılmış uyuşturucu madde olarak değerlendirilen bonzai maddesi ve bir adet mavi poşete sarılmış uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen metamfetamin maddesi. Aracın arka tarafında da bir adet av tüfeği. Av tüfeği. Ele geçirilen malzemeleri Aksaray Jandarma ekiplerince el konularak şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Üçüncülük 3. grupta mücadele eden temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 33. haftasında deplasmanda Tokat Erbaaspor'u 81. dakikada Ali Mert Işık'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Tokat'ta Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında İlker Avşar'ın bir topu direkten döndü. İlk yarıda Aykut'un sert şutu Erbaaspor kalecisi Ebubekir kornere gönderirken ilk yarıda iki pozisyon daha Aksaray Belediyespor takımı tarafından değerlendirilemedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Erbaasporlu Mehmet Albayrak Aksaray Belediyesporlu Hasan Gündoğdu'ya faullü hareket yapınca maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan gönderildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oldukça hareketli geçti. Aksaray Belediyespor müsabakanın ikinci yarısına da Hasan Gündoğdu'nun bir topu yan direkten geri geldi. İlker Avşar ve diğer oyuncular yakaladıkları fırsatları bir türlü gole çeviremediler. Ancak dakikalar 81'i gösterdiğinde Ali Işık sol taraftan ceza alanına girdi, yerden şık bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Aksaray Belediyespor'a 3 puanı getiren golü attı. 1-0 müsabakanın 91. dakikasında Erbaasporlu Alperen Keleş maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan atılınca Erbaaspor sahada 9 kişi kaldı. Karşılaşmayı Aksaray Belediyespor 1-0 kazanarak liderliğini devam ettirdi ve ligin son haftasında Efeler 09 takımını mağlup ettiği takdirde adını 2. lige yazdıran takım olacak. Aksaray Belediyespor'un Erbaa'daki karşılaşmasını Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray 68 Gençlik Taraftar Grubu ve Aksaray Belediyespor yönetimi de takip ettiler. Maçtan sonra taraftarlar ve futbolcular şampiyon Aksaray Spor tezahüratında bulundular. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.